Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, şu ana kadar yaptığımız örneklerde Calculate'in ifadelerinde hep ya ol ve ekürüsünü kullandık ya da sütunları kullandık ya da skalar değerleri kullandık. Bu derste Calculate'e vereceğimiz filtre ifadelerinde metrikleri nasıl kullanabiliriz onu öğreneceğiz. Şimdi kategori bazında satışlar var, kategorinin altında da müşteriler var. Bizim müşterilerimiz satışları... Farklı farklı rakamlarda biz şöyle bir şey hesaplamak istiyoruz diyelim. Satışı 100 bin liranın üzerinde olan iyi müşteri sayısı kaçtır? Önce basit başlayalım. İyi müşteri sayısı Calculate diyelim. Calculate ile başlıyorum. Şimdi iyi müşteri dediğime göre müşteriler tablosundaki müşteri ID'yi tekil olarak sayacağım. Distinct count. Şimdi burada demek istiyorum ki satışı 100 liranın üzerinde olan müşteriler. Şimdi içgüdüsel olarak şöyle bir sintaks yazmaya çalışabiliriz. Daha önce yazdım satışlar metriğini çağır. Bu büyüktür. 100 bin. IntelliSense herhangi bir hata vermedi. Enter. Diyor ki büyütelim şurayı ne olduğunu anlamakta biraz zorlanacağımız bir hata mesajı ama bu sintaksa müsaade etmiyorum diyor. Ama şu kısımdaki true false bölümüne dikkatinizi çekerim. Ben bir true false condition'a tabi tutarak bir tablo oluşturmaya çalışıyorum ama öyle bir tabloyu bulamıyorum. Dolayısıyla bu sintaksa müsaade etmem demek istiyor. Buradaki true false. Buradaki true false'u daha sonra simüle edeceğim. Şimdi daha önce yazdığımız calculate ile yazdığımız fonksiyonlara bir göz atalım. Çünkü oraya yazdığımız filtre ifadelerinde ortak bir özellik var. Calculate için yazdığımız kalıplara bakalım. Calculate'e verdiğimiz buradaki ifade aslında bir tablo internal açılımını yazmıştık. Filter all şeklinde. Benzer şekilde başka bir örnek filter parantezi içerisinde gene dönen şey bir tablo. Karlı ürünler diye bir metrik yazmıştık verdiğimiz sütunların sonucu aslında bir tablo internal açılımını yazmıştık. Benzer şekilde bir başka örnek. Buradaki ortak nokta filtre ifadelerine verdiğimiz deyimlerin, ifadelerin ortak noktası bu dönen şeyin bir tablo olması üzerine. Şimdi hata veren metrimize geri dönüyorum. Burada dönen şey bir tablo değil. Burada hatta ne döndürmesi gerektiğini de bilmiyor. Tamam üstte dedik müşteri aile sütunundaki gördüğün değer listesini distinct olarak sayacaksın ama hangi tablo üzerinden sayacağım ben bunu bilmiyor. Döndürmesi gereken şey satışı 100 bin liranın üzerinde olan müşterilerin olduğu tablo. Dolayısıyla bu ifadeyi bizim bir tablo formatında calculate'e vermemiz lazım. Satışlar büyüktür 100 bin değil. filtre biz neyi döndürmek istiyoruz? Ne filtrelemek istiyoruz? Müşteriler tablosunu filtrele, satışı 100.000'den büyük olan müşterilerin listesini döndür. Bu formatı kabul edecektir. Şimdi dönen şey bir tablo. Filter kontekste gördüğü müşteriler tablosunu atlayacak. Her bir satırdaki müşterinin satışı bu ifadeye, bu kondişine uyuyor mu, uymuyor mu test edecek dönen şey bir tablo. Şimdi filtre fonksiyonunu daha önce gördük. Bir tablo fonksiyonu olarak gördük. Buradaki ifadenin döndürdüğü şey de bir tablo. Bunu bir simüle edelim isterseniz. Filter müşteriler satışlar 100.000. Müşteriler tablosuna geliyorum. Yeni bir sütun oluşturacağım. Müşteri satışları diyelim. Buraya da calculate context transition'a ihtiyacım var. Müşteri satışlarını bulabilmek için her bir satırdaki müşteri için satışı olan müşteriler var, olmayan müşteriler var. Ben buraya bir filtre koyacağım. Numbers greater than 100.000. Dönen şey bir tablo. Şimdi satışlar büyüktür. 100 bin dediğimizde bir hata mesajı verdi. Orada bir true false ifadesi verdi. True false condition'ı bekliyorum ama sen onu vermiyorsun diyordu bana. Onu da simüle edelim. Buraya calculate satışlar büyüktür. 100 bin diyorum. Buradaki filtreyi de kaldıracağım. Biraz önce müşteri satışları gözüküyorken burada şimdi true false gözüküyor. O hata mesajındaki true false'un anlamı bu. Peki rapor ekranına geri dönüyorum. Yazdığımız metriği de açalım. Şimdi bu metriği biraz daha anlamlı bir hale getirelim ve daha optimize bir şekilde yazalım. Şimdi 100.000 sabit bir rakam. Ben bu 100.000 yerine demek istiyorum ki ortalama müşteri satışlarından daha fazla satış yaptığım müşteriler iyi müşterilerdir. Ortalama müşteri satışları dediğime göre her bir müşterinin satışını bulmam lazım. Bulduğum rakamların ortalamasını almam lazım. Dolayısıyla buraya average x müşteriler her bir müşterinin satışlarının ortalamasını al. Rakam değişti. Hesapladığımız şey değişti. Şimdi bu ifadeyi de değişkenlerle yazalım. Daha kolay yazalım, daha temiz yazalım, daha okunaklı yazalım. Yukarıya bir değişken tanımlayacağım. Ortalama müşteri satışları. Buraya yazdığım ifadeyi alıyorum. Buraya yapıştıracağım. Sonra return buradaki ifadeyi ortalama müşteri satışları olarak değiştireceğim. Şimdi bu metrik formülünde dikkat etmemiz gereken birkaç tane optimizasyon durumu var. Birincisi hangi müşteri ID sütununa biz distinct count çekeceğiz? Müşteriler mi, satışlar mı? Satışlar tablosundaki müşteri ID'ye distinct çekelim. Rakamlar değişecek mi görelim. Rakamlar değişmedi. Ama Calculate'in yaptığı hesap sayısı değişti. Satışlar tablosunda biz bir müşteriye ne kadar satış yaptıysak o müşterinin ailesi o kadar geçiyor orada. Yani satışlar tablosunda defalarca geçen müşteriler var. Fact tabloları master tablolara göre daha büyük formatlardır, daha büyük tablolardır. Dolayısıyla metriklerinizi yazarken olabilecek en küçük tablo üzerinde çalışmakta fayda var. Her ne kadar aynı sonucu, doğru sonucu döndürüyor olsa da burada satışlar değil, müşterileri, müşteriler tablosundaki müşteri ID saymakta fayda var. Müşteriler tablosundaki müşteri ID, satışlar tablosundaki müşteri ID'ye göre daha hızlı hesaplanacaktır. Şimdi daha önce öğrendiğimiz trikleri de, ufak trikleri de bu formüle gömelim. Demiştim ki distinct count pahalı bir fonksiyon, yavaş çalışmaya namzet bir fonksiyon. Burayı nasıl değiştirebiliriz? Buraya daha önce count rows örneği yapmıştık. Bu sefer sum x örneği yapalım. Sum x üzerinde iterasyon yapacağım tablo müşteriler tablosundaki tek sütunluk müşteri id tablosu. Bu tablonun üzerinde bir diyeceğim. Sayısını say, satır sayısını say. Çünkü values'un döndürdüğü değer tekil bir liste. Rakam gene aynı ama daha optimize bir formül yazdık. Bir başka trick neydi? Materyalize ettiğimiz yani önümüze aldığımız tabloları olabildiğince küçük tutmaktı. Biz filtre hangi tabloyu veriyoruz? Müşteriler tablosunu veriyoruz. Müşterilerin primary key anahtarı kim? Müşteri ID. Dolayısıyla bütün müşteriler tablosunu vermektense müşteri ID sütununu vermek daha doğru olacaktır. Benzer şekilde buraya da bir values müşteriler müşteri id. Sonuç gene aynı. Aynı şeyi buraya da yapabiliriz. Average X'e verdiğimiz müşteriler tablosu yerine Average X'e Müşteri ID sütununda gördüğün her bir değer üzerinden satışları bul, ortalama al diyebiliriz. Hepsi aynı kapıya çıktı ama arka tarafta Calculate'in yaptığı hesap sayısı değişti. Şimdi bu dersin anahtar kelimesi ama anahtar cümlesi ama Calculate'de filtre ifadesi olarak yazabileceğimiz deyimlerin sonucu bir tablo olmak zorunda. True, false, true, false, true dönemlerin olduğu tablo veya yazdığımız ifadenin ne olduğuna göre false olanların döndüğü tablo. Peki iyi müşteri sayısını biz daha önceki derslerin birinde yapmıştık. Onu bulalım. İyi müşteri sayısı diye farklı bir formülle average X kısmı aynı. Ama buradaki kısmı calculate olmaksızın başka bir fonksiyonla count rows'la yapmışız. Hangisi daha iyi? Çok fazla aralarında fark yok. Ama şu son yazdığımız metrikteki optimizasyonlar geçerli materyalize ettiğimiz tabloları olabildiğince küçültmek lazım. Az sayıda sütunla çalışmak lazım. Az sayıda satırla çalışmak lazım.